Yedi Ses, Rita Giebert, Can Yayınları. Yedi Ses, kendi köklerinden yola çıkarak evrensel bir edebiyatın peşine düşen, kendi uygarlıklarının derin geleneklerinde gezinmekle yetinmeyip, insan ruhunun kuytularına uzanan ama hiçbiri birbirine benzemeyen yedi büyük yazar ve şairi, bizi yer yer şaşırtan, en sakınmasız düşünceleri, eleştirileri, itirafları ve suçlamalarıyla bir kitapta buluşturuyor. Yalnızca yaşama, dünyaya, insanlığa, edebiyata, dönemin edebi tartışmalarına değil, sosyalizme, kapitalizme, dönemin siyasal olaylarına da yedi ayrı bakış. Uzaktan bakıldığında yedi benzer gibi görünen yedi benzemez. Celal Üster. Rita Giebert kendi deyişiyle bir bıkkınlıktan, bir kıtanın bıkkınlığından doğan Yedi Ses'te edebiyatı köklü bir dönüşüme uğratan Latin Amerika'nın çıkardığı yedi büyük yazar Neruda, Borges, Asturias, Paz, Cortázar, Márquez ve Infante'nin söyleşilerine yer veriyor. Miguel Ángel Asturias'ın Fransız meslektaşları üzerinden dünyaya seslendiği "Artık siz bir oturun bakalım, şimdi biz size bir şeyler anlatacağız" sözünden yola çıkan kitapta, yedi ustanın yazarlığa, edebiyata ve dünyaya dair düşünceleri bu büyük kıtanın tek bir renkten ibaret olmadığını ortaya koyuyor. Yazarları kişisel olarak besleyen iklimleri, kültürleri ve olayları da portrelerine detay olarak ekliyor. Yedi Ses, her bir kelimesini dinlemek isteyeceğiniz bir edebiyat şöleni. Ölüm Kalım Öyküleri, Ekin Deniz Kuzu, Notos Kitap. Ekin Deniz Kuzu, Ölüm Kalım Öykülerinde İlhan Erman adlı karakterin başından geçenleri anlatıyor. İlhan her öyküde bambaşka hayatlardan ve yollardan geçerek karşımıza çıkıyor. Bazen bir ayyaş oluyor, bazen bir abi, rockstar, apartman görevlisi ya da bazen bir oğul, bir baba. İlhan bir karakter olmaktan çok bir duygu, bir kaşıntı, bir kara sinek, içimizdeki nefret, bıkkınlık, yorgunluk. Ölümün, ölümlülüğün ve öz yıkımın aracısı İlhan konuşuyor, can sıkıyor, dertleşiyor, kendinden ve hayatından bahsediyor. Ölüm Kalım Öyküleri, İlhan'ın çevresinde gelişen olayları anlatsa da odağını gerçek bir merkeze sabitliyor. Ölümün çok boyutlu yanlarına, geride kalmaya, kaybetmeye ve ölümle karşılaşmanın ardındaki beyhude arayışlara. Neden Vegan? Peter Singer, Ayrıntı Yayınları. Modern çağın en büyük ahlak felsefecilerinden biri olan Peter Singer, hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiğine dair cesur sorular soruyor. İnsanın hayvanlar üzerindeki zulmünün, ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi yanlış olduğunu savunan Singer, hayvan hakları hareketini tetiklemiş ve vegan beslenmenin yükselişine ivme kazandırmıştı. Hayvan özgürlüğü, insanlık adına diğer özgürlük hareketlerinden daha fazla fedakarlık gerektirecektir. Çünkü hayvanlar bunu kendileri için talep edemez, oy, gösteri ya da bombalarla sömürülmeye karşı protesto düzenleyemezler. İnsan böyle içten bir fedakarlığa muktedir midir? Kim bilir? Devletin İşçisi Olmak, Aslıhan Aykaç, İletişim Yayınları. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda bağımsızlık mücadelesinin bir parçası olarak tıpkı yeni ortaya çıkan diğer ulus devletler gibi kendi kendine yetmenin ve çağdaşlaşmanın yollarını aradı. Bunun en önemli ayaklarından birini de hiç kuşkusuz iktisadi kalkınma oluşturuyordu. Aslıhan Aykaç, Devletin İşçisi Olmak, Nazilli Basma Fabrikası'nda işçi sınıfı dinamiklerinde kalkınma çabalarını içeren dönemi tüm dünyadaki gelişmelerle paralel biçimde inceliyor. Özellikle işçi sınıfı oluşumunu mercek altına alıyor, sınıf ilişkilerini devlet müdahaleleriyle birlikte düşünerek değerlendiriyor. Çalışma, özel olarak Nazilli Basma Fabrikası'nın kuruluş aşamasını ve bu aşamadaki koşulları, fabrikadaki işçi sınıfı dinamiklerini konu ediniyor, araştırma saha çalışmasıyla destekleniyor. Nazilli Basma Fabrikası örneğinden yola çıkarak Türkiye'nin modernleşme sürecinin iktisadi politikalarına ışık tutmayı hedefliyor.